Kuşatma. Kureyş ordusunun Akik Ovası'na yaklaştığı haberi ulaştığında Hendek bitmek üzereydi. Hendek'in yapımı toplam 6 gün sürmüştü. Kureyş ordusu şehrin güneybatısından yaklaşıyor, Gatafan ve diğer Necd kabileleri doğudan Uhud'a doğru ilerliyorlardı. Vaha'nın dış bölümlerindeki bütün evler boşaltılmış ve bu evlerin sakinleri barınaklara yerleştirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ve çocukların kalelerin yüksek odalarından birine yerleştirilmesini emretti. Daha sonra kendisi de adamlarıyla birlikte yaklaşık 3000 kişi seçtikleri yerde kamp kurdu. Kırmızı deriden yapılmış olan çadırı Sel Dağı'nın eteklerine kurulmuştu. Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Seleme ve Zeynep radıyallahu anhuma sırayla onunla birlikte olmak için çadıra geliyorlardı. Mekke ordusu ve müttefikleri Uhud yakınında ayrı ayrı kamp kurdular. Kureyşliler ekinlerin hasat edilmiş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradılar. Develeri Akik Ovası'nın akasya yapraklarıyla yetinmek zorundaydı. O sırada Gatafa'nın develeri de ovanın Uhud yakınındaki çalılıklarda yetişen ılgın otlarıyla karınlarını doyuruyorlardı. Fakat iki ordu da getirdikleri yem dışında atlarına yedirecek bir şey bulamıyorlardı. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk düşmanı yenmeliydiler. Bu amaçla iki ordu birleşti ve şehre doğru ilerlemeye başladı. Ebu Sufyan genel başkandı. Fakat her kabile lideri sırayla savaş sırasında orduyu yönetme görevini yüklenecekti. Halid ve İkrime yine süvarilere kumanda ediyorlardı ve Amr Halid'in bölüğündeydi. Yaklaştıklarında düşmanın şehrin dışında kamp kurmuş olduğunu görünce cesaretleri daha da arttı. Düşmanın kalelerde mevzilenmesinden korkuyorlardı. Zira meydan muharebesinde sayıca fazla oldukları için onları kolayca yenebilirlerdi. Fakat biraz daha yaklaştıklarında karşı tarafa sıralanmış okçularla aralarında geniş ve derin bir hendeğin olduğunu görünce çok şaşırdılar. Atları oraya zorlukla ulaşabilirdi. Oraya ulaştıktan sonra da onları daha zor olan karşıya geçme problemi bekleyecekti. Şimdiden başlayan ok yağmuru düşmanın saldırı alanına girdiklerini gösteriyordu. Bu nedenle biraz geri çekildiler. Günün geri kalan kısmı istişare ile geçti. Sonunda düşmanın büyük bir bölümünü başka yerlere sunmak zorunda bırakarak şehrin kuzeyinden uzaklaştırmaya karar verdiler. Eğer hendeğin etrafında düşman askeri bulunmazsa karşıya geçmek zor olmayacaktı. Akıllarına Medine'ye güneydoğudan yapılacak olan saldırıları kale şeklindeki evleriyle koruyan Beni Kurayza Yahudileri geldi. Beni Nadır'dan Huyay orduya katılmak üzere Hayber'den gelmişti. Ebu Sufyan'a Beni Kurayza Yahudilerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna edebileceğini söyleyerek onlara elçi olarak gitmek istediğini belirtti. Onlar yardıma ikna edilebilirse şehir iki taraftan saldırıya maruz kalacaktı. Ebu Sufyan onun önerisini kabul etti ve vakit kaybetmeden yola çıkmasını söyledi. Beni Kurayzalılar Huyay'dan korkarlardı. Onu uğursuz ve kendi kabilesini felakete sürükleyen kötü bir adam olarak görürlerdi. İzin verirlerse Beni Kurayza'ya da kendi kabilesine yaptığını yapacaktı. Ondan korkmalarının asıl sebebi de karşı koyulmaz manevi bir gücünün olmasıydı. Huyay eğer bir şeyi isterse tüm karşı koyanları bastırır ve amacına ulaşıncaya dek ne kendisine ne de karşısındakilere rahat vermezdi. Şimdi Beni Kurayza'nın şefi Kâb İbni Esed'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapan lider gitmiş ve kim olduğunu söyleyip kapısını çalıyordu. Kâb ilk önce kapıyı açmayı reddetti. "Bırak da içeri gireyim," dedi Huyay. Onun ne istediğini çok iyi bilen Kâb, "Sen bırak, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle bir anlaşma yaptım ve onu bozmayacağım," dedi. Huyay, "İçeri gireyim de konuşalım," dedi. "Hayır," dedi Kâb. Fakat Huyay onu yemeğini kendisiyle paylaşmak istemediği için kendisini içeri almamakla suçladı. Bu Kâb'ı o kadar sinirlendirdi ki kapıyı açtı. Huyay şöyle dedi. "Ey Kâb,
sana her zaman sürecek olan bir zafer ve köpüren deniz gibi bir güç getirdim. Sana liderleriyle birlikte Kureyş, Kinane ve Gatafan'ı 1000 kişisi atlı ve 10.000 kişilik bir ordu getirdim. Onlar bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve taraftarlarının kökünü kazıyıncaya kadar rahat etmeyeceklerine dair ant verdiler. Bu defa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaçamayacak. Kâb, Tanrı'ya ant olsun ki sen bana her zaman utanç getirdin. İçinde şimşek ve gök gürültüsünden başka bir şey olmayan yağmursuz bir bulut. Yazıklar olsun sana ey Huyay, beni olduğum gibi bırak dedi. Huyay ondaki bir yumuşamayı fark etti ve güzel konuşmasıyla eğer yeni din ortadan kalkarsa ne kadar avantajları olacağını anlatmaya başladı. Sonunda Allah adına şöyle bir yemin etti. Eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeden yurtlarına dönerlerse ben de seninle birlikte kalende oturup kaderimi bekleyeceğim. Bu Kâb'ı İslam'ın yaşamasının mümkün olmayacağı konusunda ikna etti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle halk arasında yapılan anlaşmayı bozacağını söyledi. Huyay anlaşma metnini görmek istedi. Okuduktan sonra metnin yazılı olduğu kağıdı ikiye yırttı. Kâb da kabilesindekilere neler olduğunu haber vermeye gitti. Onlar, eğer sen öldürülürsen Huyay'ın da seninle birlikte öldürülmesinin ne gibi bir avantajı olabilir dediler. İlk anda kararına karşı çıkan çok oldu. Suriye'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini karşılamak üzere gelen yaşlı Yahudi İbni el-Heyyeban Beni Kurayzalıların arasındaydı. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tarif etmiş ve gelmesinin yakın olduğunu haber vermişti. Çok azının Yahudi olmayan bir peygambere ilgi duymaya yatkın olmasına rağmen çoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarif edilen kişi olduğunu hissediyordu. Yine aralarında Yahudi olsun olmasın, bir peygambere karşı çıkmanın ne kadar önemli olduğunu kavrayabilecek yeteneğe sahip olmayan çok az kişi vardı. Çoğunluğa gelince onlar politik bir anlaşmayı bozmaya karşıydılar. Fakat birkaç münafığın Huyay'ın söylediklerini doğrulayan haberler getirmesinden ve kendilerinden birkaç kişinin de gidip Kureyş ordusunu kendi gözleriyle görmesinden sonra genel görüş Kureyş ve müttefikleri tarafına doğru kaymaya başladı. Gerçekten de Hendek'in ötesindeki ovanın göz alabildiğine atlar ve adamlarla dolu olduğunu görmek insanı ürkütüyordu. O sırada Halid ve İkrim'e geçilip geçilemeyeceğini anlamak üzere belirli bir uzaklıktan Hendek'i inceliyorlardı. Ümitsizlik içinde "Nasıl bir tuzak bu?" dediler. Araplar hiçbir zaman böyle bir yol denememişlerdir. Aralarında mutlaka bir İranlı var. Ümitlerinin aksine Hendek çok iyi kazılmıştı. Sadece diğerlerine göre biraz dar olan küçük bir alan kalmıştı. Orası da sıkı bir şekilde korunuyordu. Orayı geçmek için giriştikleri bir iki çaba başarısızlıkla sonuçlandı. Atları hiç Hendek görmemişti. Bu nedenle Hendek'e yaklaşınca ürküyorlardı. Belki onlara alıştırabilirlerdi fakat şimdilik savaş sadece karşılıklı ok atışları şeklinde devam ediyordu. Beni Kurayza'nın anlaşmayı bozması haberi gizli kalmadı. Münafıklardan çoğu hangi tarafı tutacaklarına karar veremedikleri için iki tarafın sırlarını birbirlerine açıklıyorlardı. Ömer radıyallahu anh, ashabdan Yahudilerin ihanetini haber alan ilk kişi oldu. Bunu duyar duymaz hemen Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte çadırında oturan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü dedi. Beni Kurayza'nın bizimle olan anlaşmasını bozduğunu ve bize karşı savaş açtığını duydum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzgün olduğu fark ediliyordu. Zübeyr'i meselenin aslını öğrenmek üzere gönderdi. Daha sonra Ensar'ın kendilerini dışlanmış hissetmemesi için Evs ve Hazreçli iki sadı Useyd'le birlikte çağırdı. Onlara haberleri verdikten sonra şöyle dedi. Gidin ve işin aslını öğrenin. Eğer duyduklarımız yanlışsa bunu açıkça söyleyin. Eğer doğru ise bunu bana imalı bir şekilde söyleyin ki anlayabileyim. Onlar Zübeyir'den hemen
sonra Kureyza kalelerine ulaştılar ve gerçekten de Yahudilerin anlaşmayı bozmuş olduğunu gördüler. Yahudileri çok geç olmadan hatalarını tamire ve anlaşmaya bağlılığa çağırdılar. Fakat onların cevabı şu oldu: Allah'ın Resulü de kim? Muhammed'le aramızda ne bir anlaşma ne de bir karar birliği var. Üzüntü içinde onlara Beni Nadır ve Beni Kaynuka Yahudilerinin başına gelenleri hatırlattılar. Ka'b ve diğerleri o anda onları dinleyemeyecek denli Kureyş'in zaferinden emindiler. Elçiler konuşmalarının boşuna olduğunu anlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüler. Ona Adal ve Kare dediler. Bunlar Hubeyb ve arkadaşlarını Huda ile teslim eden iki kabilenin isimleriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ne demek istediğini anladı ve Allahu Ekber, ey Müslümanlar, cesur olun dedi. Artık Hendek'in yanındaki mevzilerden askerlerin bir kısmını çekip şehrin içinde bir mevzi kurmak gerekiyordu. Daha sonra Huyay'ın Kureyş ve Gatafan'ı biner kişilik birer ordu kurup bir gece vakti şehrin kuzeyindeki Kureyza kalelerine saldırmaya, oradan da şehrin içlerine geçip Müslümanların kadın ve çocuklarını kaçırmaya teşvik ettiği haberi geldi. Çeşitli sebepler yüzünden kararlaştırılan gece hep tehir edildi ve proje hiçbir zaman uygulanamadı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alır almaz Zeyd'i 100 kişilik atlı bir grupla şehrin sokaklarında dolaşmak ve gece boyunca sesli tekbir getirmekle görevlendirdi. Böylece düşman şehirde büyük bir ordunun olduğunu zannedecekti. Hendek'in kenarında kurulan kampta atlara ihtiyaç yoktu fakat çok sayıda adama ihtiyaç vardı. 100 kişinin eksilmesiyle Hendek'te kalanların her biri artık daha uzun saatler gözcülük ediyordu. Günler geçiyor ve akınlar daha da sıklaşıyordu. Halid ve İkrime süvari birlikleriyle Hendek'te beliren bir anlık yorgunluk ve ihmalden dahi yararlanmak istiyorlardı. Fakat sadece bir kez Hendek'i aşmayı başarabildiler. İkrime birdenbire Hendek'in en dar kısmındaki korumanın zayıflığını gördü ve 3 kişiyle birlikte atını karşı tarafa sürdü. Fakat 4. adam Hendek'i atlar atlamaz Ali radıyallahu anh ve adamları Hendek'in dar olan bölgesini korumaya geldiler ve Hendek bir kez daha aşılamaz hale geldi. Böylece 4 Kureyşlinin de yolu kesilmiş oldu. İçlerinden biri Amr teke tek karşılaşma yapmak istediğini bağırarak belirtti. Ona karşı Ali radıyallahu anh çıktığında onu kabul etmedi ve "Senin gibi birini öldürmekten hoşlanmam. Senin baban yakın bir arkadaşımdı. Geri dön, sen daha çocuksun." dedi. Fakat Ali radıyallahu anh ısrar etti. Amr bineğinden indi ve iki adam birbirlerine yaklaştılar. Etraflarını bir toz bulutu kapladı. Karşılaşmanın ne şekilde geliştiğini diğerleri göremiyordu. Bir müddet sonra Ali radıyallahu anh'ın tekbir getiren sesini duydular ve Amr'ın ya öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu anladılar. O sırada İkrime ve arkadaşları bir anlık dalgınlıktan yararlanıp Hendek'i geçmek için atlarını sürdüler. Fakat mahzumlu Nevfel Hendek'i atlayamadı ve atıyla birlikte Hendek'e yuvarlandı. Etraftakiler onu taşlamaya koyuldular. Fakat o, "Ey Araplar, ölüm bundan daha iyi!" diye bağırdı. Bunun üzerine yanına indiler ve onu öldürdüler. Her ne kadar başarısız da olsa Hendek'in aşılması bunun mümkün olduğunu gösteriyordu. Bunun üzerine Kureyş ordusu ertesi gün henüz güneş yükselmeden Hendek'in çeşitli noktalarına bir dizi saldırı düzenledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere cesaret verdi ve sabrederlerse uzun süre beklemenin verdiği yorgunluğa rağmen vaat edilen zaferin kendilerinin olacağını müjdeledi. Kamp yerinin seçimi isabetli olmuştu. Çünkü Sel Dağı'nın ötesine doğru uzanan yüzeyde kendilerine yakın olan kısım uzak olan kısımdan daha yüksekti. Gün boyunca düşman onlara ulaşmak için tekrar tekrar akın etti fakat hiçbir şey ele geçiremediler. Fiili savaş çok sınırlıydı. İki taraftan da zayiat yoktu. Fakat Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh'ı bir ok kolundan yaralamış ve derin bir yarık açmıştı. Kureyş ve Gatafan ordularının da atlarının çoğu yaralanmıştı. Öğle namazı vakti geldi.
Fakat bir tek asker bile hendeğin yanından ayrılmamalıydı. Namaz vakti geçmek üzereyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakınındakiler ona şöyle dediler: "Ey Allah'ın Resulü, biz namaz kılmadık. Bu bilinen bir durumdu." Fakat onları çok etkilemişti. Çünkü İslam'ın ilk günlerinden beri hiç böyle bir durum ortaya çıkmamıştı. Allah'ın Resulü'nün de onlara katılması onları biraz teselli etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ben de kılmadım" demişti. İkindi namazı vakti geldi ve güneşin batmasıyla vakit geçti. Fakat güneş battıktan sonra bile düşmanın atakları devam ediyordu. Karanlık tamamen bastırınca artık iki düşman ordusu kamp yerlerine döndüler. Düşman orduları gözden kaybolur kaybolmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Useyd ve bir grup askeri hendeğin kenarında bırakıp hendekten ayrıldı. Hendekte kalan bu grup dışındakilerin başına geçip vakti geçmiş olan dört namazı da arka arkaya kıldırdı. O akşam geç saatlerde Halid hendeği korunmasız bulma umuduyla küçük bir atlı grubuyla tekrar ortaya çıktı. Fakat Useyd ve adamları ok atışlarıyla onları geride tutmayı başardılar. Vahiy o zorlu günleri şöyle nitelendiriyor: "Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi, gözler de kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında da bir takım zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada iman etmekte olanlar denemeden geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Herkes böyle kaç gün daha dayanabileceklerini düşünüyordu. Yiyecekleri tükenmeye yüz tutmuş ve gecelerde çok soğuk geçmeye başlamıştı. Açlık, soğuk ve uykusuzluktan imanı zayıf olanlar da münafıklara katılacak hale gelmişlerdi. Münafıklar sürekli olarak böyle güçlü bir düşmana sadece bir hendekle karşı koyulamayacağını, şehir duvarları gerisine çekilmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Fakat bu zorluklarla gerçek müminlerin imanı güçleniyordu. Onlar tüm kabileler kendilerine karşı birleştiklerinde şöyle dedikleri için Allah onları Kur'an'da övmüştü: "Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki, bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir." Vahiy şunları da ekliyordu: "Ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırmış oldu. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir iki yıl önce vahyolunan bir ayetin gerçekleştiğini belirterek böyle diyorlardı: "Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, öyle ki Peygamber beraberindeki müminlere Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Dikkat edin, kuşkusuz Allah'ın yardımı pek yakındır." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarının dayanma gücünün sonuna geldiğini biliyordu. Fakat o düşmanın da gün geçtikçe aynı zorlukları yaşayacağının farkındaydı. Bu nedenle Gatafan kabilelerinden iki kola eğer savaş alanını terk ederlerse Medine'deki hurma hasadının üçte birini onlara vereceğini bildiren bir haber gönderdi. Onlar hurmaların yarısını verdiği haber gönderdiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçte bir teklifinden geri dönmedi. Gatafanlılar bunu kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'ı Gatafan kabileleriyle barış anlaşması imzalamak üzere gönderdi. Daha sonra biri Evs'in, biri Hazreç'in lideri olan iki Sa'd'ı çadırına çağırdı ve onlara planından bahsetti. Onlar, "Ey Allah'ın Resulü, bu senin fikrin mi yoksa bunu sana Allah mı emretti? Yoksa bu senin bizim adımıza yaptığın bir şey mi?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu sizin adınıza yapıyorum. Allah'a andolsun, eğer Arapların size saldırdığını, her tarafınızı kuşattığını ve bununla onların gücünü kırabileceğimi bilmeseydim bunu yapmazdım" dedi. Fakat yaralanan Said İbni Muaz ona şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, bizler bu adamlarla birlikte Allah'ın yanında başka ilahlara tapıyorduk. Allah'a gerçekten ibadet etmiyor ve onu tanımıyorduk.
O zaman bile onlar misafir oldukları zaman ve satın aldıkları hariç bir tek hurmamızı yiyemezlerdi. Şimdi ise Allah bize İslam'ı bahşetti. Bizi hidayete ulaştırdı. Bizi seninle ve İslam'la güçlendirdi. Böyle olduğu halde onlara mallarımızı mı verelim? Allah'a andolsun, Allah bizimle onların arasını buluncaya kadar onlara kılıçtan başka bir şey vermeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, senin dediğin gibi olsun dedi. Bunun üzerine Sa'd, deri parçasını ve kalemi Osman'dan aldı, yazılanlara şaşırarak, bırakın ne yapacaklarsa yapsınlar dedi. Şimdi geçersiz hale gelen bu anlaşma, Fezare ve Mürre kabilelerinin liderleriyle yapılmıştı. Kureyş'in Gatafanlı üçüncü müttefiki ise Ebu Sufyan ve Süheyl'in Müslümanları Bedir'deki ikinci karşılaşmadan vazgeçirmesine karşılık rüşvet teklif ettikleri Nuaym'ın kabilesi Aşça idi. Medine'de kaldığı sürece gördükleri onu çok etkilemişti. Şimdi ise karışık duygular içinde bu kez de Mekkelilerin yanında yer almak üzere kabilesiyle birlikte savaş alanına gelmişti. Yeni dinin takipçilerine duyduğu saygı kendilerinin üç katı bir orduya bu kadar dayandıklarını gördüğünde daha da arttı. Bir müddet sonra kendisinin Allah İslam'ı kalbime düşürdü diye nitelediği zaman geldi. O gece iki Gatafan kabilesiyle peygamberin yaptığı anlaşmanın feshedildiği gece şehre gitti. Oradan da ordunun kamp kurduğu yere gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni buraya getiren ne ey Nuaym diye sordu. O da buraya senin sözüne inandığımı açıklamaya ve gerçeği getirdiğine şehadet etmeye geldim. Ey Allah'ın Resulü, bana ne emredersen emret. Senin emrettiklerinin hepsini yapmaya hazırım. Halkım ve diğerleri benim Müslüman olduğumu bilmiyorlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm gücünle onları birbirine düşürmeye çalış dedi. Nuaym yalan söylemek için izin istedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bizden uzaklaştırmak için ne söylersen söyle çünkü savaş hiledir dedi. Nuaym tekrar şehre döndü ve Beni Kurayza yerleşim bölgesine gitti. Yahudiler onu eski bir arkadaş olarak misafir ettiler. Onun için yemek ve içki hazırladılar. O, ben bunun için gelmedim dedi. Sizin güvenliğinizden duyduğum korkuyu ve buna karşı alınması gereken tedbirler konusunda tavsiyemi haber vermek üzere geldim. Daha sonra Gatafan ve Kureyş'in eğer Müslümanları yok edecek bir zafer kazanamazlarsa Yahudileri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insafına bırakıp kaçacaklarını anlatmaya koyuldu. Bu nedenle Yahudiler de Kureyşliler önemli adamlarından birkaçını onları bırakıp kaçamayacaklarına dair rehin verinceye kadar Kureyş için bir ok bile atmamalıydılar. Temas ettiği konularda aynı korkuları taşıyan Yahudiler tavsiyesini hemen kabul ettiler. Bunun üzerine onun söylediklerini aynen yapmaya karar verdiler. Ne Kureyşlilere ne de Gatafanlılara bu fikrin Nuaym'dan çıktığını haber vermemeye de söz verdiler. Daha sonra Nuaym bir zamanlar arkadaş olan Ebu Sufyan'a gitti. Ona ve yanındaki diğer Kureyş liderlerine eğer haber aldıkları kişinin kim olduğunu söylememeye yemin ederlerse onlara verilecek önemli bir haberi olduğunu söyledi. Oradakiler yemin edince şöyle dedi. Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya tekrar döndüler ve ona şöyle haber gönderdiler. Yaptığımıza pişman olduk. Eğer Kureyş ve Gatafan liderlerinden bir kısmını rehin alıp öldürmek üzere sana versek bu seni memnun eder mi? Sonra da geri kalanlara karşı senin yanında savaşırız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de buna razı oldu. Eğer Yahudiler sizden adamlarınızdan bir kısmını rehin isterlerse vermeyin. Nuaym daha sonra kendi kabilesine, diğer Gatafan kabilelerine gidip Kureyşlilere söylediklerinin aynısını tekrarladı. İstişare ettikten sonra iki ordunun liderleri şimdilik Huya'ya bir şey söylememeye ve Nuaym'ın söylediğinin doğru olup olmadığını denemeye karar verdiler. İkrime'yi bir mesajla Beni Kurayza'ya gönderdiler. Mesaj şuydu. Artık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tamamen ortadan kaldırmak üzere yarın savaşmaya hazır olun.
Onlar şu cevabı verdiler: "Yarın cumartesi. Siz ileri gelenlerinizden birkaç kişiyi bize rehin olarak vermedikçe Muhammed'e karşı hiçbir şekilde savaşmayız. Çünkü biz, eğer savaş kötü giderse sizin bizi burada yalnız bırakıp memleketinize kaçacağınızdan korkuyoruz. Ona tek başımıza karşı koyamayız." Bu mesaj Kureyş ve Gatafan kabilelerine ulaştığında Tanrı'ya andolsun Nuaym'ın söyledikleri doğru dediler. Beni Kureyzalılara bir tek adam bile veremeyeceklerini ve ertesi gün savaşmaları gerektiğini bildiren bir haber gönderdiler. Beni Kureyzalıların cevabı ise, rehineler kendilerine teslim edilmedikçe bir tek ok bile atmayacaklarını bildirmek oldu. O zaman Ebu Sufyan Huya'ya gitti ve "Bize vaat ettiğin yardım nerede? Onlar bizi aldattılar. Şimdi de bizi ele vermeye çalışıyorlar," dedi. Huyay, "Tevrat'a and olsun ki hayır," dedi. "Bugün cumartesi, bir cumartesi yasağına karşı gelmeyiz. Fakat onlar pazar günü Muhammed ve arkadaşlarına karşı ateş gibi saldırırlar." İşte o zaman Ebu Sufyan, Yahudilerin rehinelerle ilgili fikrini Huyay'a söyledi. Huyay'ın yüzündeki ifade birdenbire değişmişti. Bunun onun suçluluğuna delalet ettiğini anlayan Ebu Sufyan, "Lat'a and olsun ki bu senin ihanetinden başka bir şey değil. Senin ve onların. Çünkü ben seni de halkının ihanetine katılmış sayıyorum," dedi. Hayır diye karşı çıkan Huyay, "Sina dağında Musa'ya indirilen Tevrat'a and olsun ki ben hain değilim." Fakat Ebu Sufyan ikna olmamıştı. Hayatını kaybetmekten korkan Huyay kampı terk etti ve Kureyzalıların yerleşim bölgesine gitti. Kureyşliler ve Necd kabilesinin ilişkilerine gelince, Nuaym'ın bir şey yapmasına gerek kalmamıştı. Yaklaşık olarak iki hafta geçmiş ve hiçbir şey elde edilememişti. İki ordunun da yiyecek stokları tükeniyordu. Bu sırada ya açlıktan, ya aldığı yaralardan veya her ikisinden gün geçtikçe daha çok sayıda at ölüyordu. Birkaç da deve ölmüştü. Kureyş, Gatafan ve diğer Bedevi kabilelerinin en iyi ihtimalle isteksizce ittifaka devam ettiklerini anlamakta gecikmedi. Onlar bu kampanyaya yeni dine düşmanlıklarından çok ganimet elde etmek için katılmışlardı. Fakat geçen süre içinde ganimet elde etme ümitleri yok oldu. İki ordu arasındaki birbirine duyulan güvensizlik gittikçe artıyordu. Zaten bu sefer başından beri hata ve başarısızlık doluydu. Üç günden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazın arkasından şu duayı tekrarlıyordu: "Allah'ım, ey kitabı indiren ve seri'ul hesab, çabuk hesap görücü olan, düşmanları bizden uzaklaştır, onların korkup kaçmasını sağla." Her şey hallolduktan sonra da şu ayet nazil olmuştu: "Ey iman edenler, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular yönelip gelmişti, böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Günlerce hava olağanüstü soğuk ve nemli olmaya devam etmişti. Şimdi ise doğudan gelen sert bir rüzgar herkesi sığınaklara çekilmeye zorlayan bir yağmur getirmişti. Gece olunca ovayı fırtına kapladı. Rüzgar fırtına ve boraya dönüşmüştü. İki düşman kampında da bir tek sağlam çadır bile kalmamıştı. Tüm çadırlar yıkılmış, kamp ateşleri sönmüş, insanlar yerde birbirlerine sarılmış ısınmaya çalışıyorlardı. Müslümanların kampı rüzgardan biraz korunuyordu. Çadırlarından hiçbiri yıkılmamıştı. Fakat fırtınanın etkisiyle insanlar büyük bir üzüntüye ve daha önce hiç düşünmedikleri kadar büyük bir zayıflığa kapıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece geç saatlere kadar dua etti. Daha sonra kendi çadırına yakın olan adamların arasına gitti. Bunlardan biri olan Yeman'ın oğlu Huzeyfe radıyallahu anh, sonraki yıllarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yanlarına gelip şöyle dediğini anlattı: "Hanginiz düşmanın yanına gidip onların durumu hakkında bilgi edindikten sonra geri dönecek? Kim bu söylediklerimi yaparsa onun cennette arkadaşım olması için dua edeceğim." Fakat oradakilerden hiçbir cevap gelmedi. Huzeyfe,
hepimiz o kadar cesaretimizi kaybetmiş, o kadar acıkmış ve üşümüştük ki hiçbirimizin ayağa kalkacak hali yoktu dedi. Hiç kimsenin gönüllü olarak bu görevi almak istemediği açığa çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi çağırdı. Huzeyfe radıyallahu anh de diğerlerinden ayrılıp hemen ayağa kalktı. Huzeyfe, ismim onun ağzından çıkar çıkmaz ayağa kalkmaktan başka bir şey yapamadım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen git dedi. Düşmanın arasına gir ve ne durumda olduklarını gözle. Bize geri dönene kadar başka bir şey yapma. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlattı. Bunun üzerine gittim. Rüzgar ve Allah'ın orduları onları perişan ederken düşmanın arasına girdim. Huzeyfe radıyallahu anh yere çömelmiş Kureyşliler arasından nasıl geçip liderlerinin oturduğu yere ulaştığını anlattı. Geceyi soğuktan uyuşmuş bir şekilde geçirdiler. Şafakla birlikte rüzgar hızını azaltmaya başladığında Ebu Süfyan yüksek sesle bağırdı. Ey Kureyşliler! Atlarımız ve develerimiz ölüyor. Beni Kureyzalılar bize ihanet etti ve bizi ele vermek üzere olduklarını haber aldık. Şimdi de gördüğünüz gibi rüzgar bizi mahvediyor. Artık bu yeri terk edelim. Ben gidiyorum. Bu sözleri söyledikten sonra devesinin yanına gitti ve devesine bindi. O kadar ani bir kararla deveye binmişti ki devesinin kösteğini çözmeyi unutmuştu. Bunu ancak deveyi üç ayağı üzerinde kalkmaya zorladığı an fark etti. O sırada İkrime ona şöyle dedi. Sen bu insanların başı ve liderisin. Bizden o kadar çabuk ayrılıp adamlarını geride mi bırakacaksın? Bunun üzerine utanan Ebu Süfyan çoğu kamp yerini terk edinceye kadar bekledi. Daha sonra geri kalanları 200 atlı ile birlikte Halid ve Amr'ın getirmesine karar vererek kendisi de yola çıktı. Ordunun yola hazırlanmasını beklerlerken Halid şöyle dedi. Şimdi her akıllı adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yalan söylemediğini anladı. Fakat Ebu Süfyan onun sözünü keserek herkesten çok senin böyle demeye hakkın yok dedi. Halid niçin diye sordu. Ebu Süfyan çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin babanın şerefini iki paralık etti. Kabilenin şefi Ebu Cehil'i de öldürttü dedi. Huzeyfe radıyallahu anh geri dönüş emrini duyar duymaz hemen Gatafan kabilelerinin kampına doğru yola çıktı. Fakat kamp yerini boş buldu. Çünkü soğuk onların da dayanma gücünü kırmış ve geri dönmelerine neden olmuştu. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü. O sırada Peygamber aleyhissalatü vesselam soğuğa karşı hanımlarından birine ait olan örtüye bürünmüş bir halde namaz kılıyordu. Huzeyfe beni gördüğünde dedi, beni yanına doğru çekti ve ayak dibine oturttu. Örtünün bir ucunu da bana uzattı. Daha sonra benimle birlikte örtünün içine oturdu. Secde yaptı ve tekrar oturdu. Namazı bitirip selam verdikten sonra ona haberleri ulaştırdım. Bilal radıyallahu anh sabah ezanını okudu. Namazı kıldıklarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hendeğin ötesindeki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Peygamber aleyhissalatü vesselam herkesin evine dönebileceğini söyledi. Bunun üzerine çoğu hızla şehre doğru yola koyuldular. Daha sonra düşmanın aralarına casus sokmasından veya Beni Kureyzalıların hendeğin korunmasız olduğunu Kureyşlilere haber verip onların da geri gelmesinden korkarak Cabir radıyallahu anhı ve Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhı ayrılan arkadaşlarını geri çağırmak üzere gönderdi. İkisi de onların arkalarından gitti. Güçlerinin yettiği kadar yüksek sesle bağırdılar. Fakat hiç kimse sese başını çevirmedi. Cabir Beni Harise'yi yol boyunca izledi. Evlerinin önüne geldiklerinde yine bağırdı. Fakat kimse ona cevap vermedi. İkisi de sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüklerinde ona başaramadıklarını haber verdiler. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve onu korumak üzere yanında kalan arkadaşlarıyla birlikte şehre doğru yola koyuldu. Beni Kureyza. Dinlenmek için sadece birkaç saatleri vardı.
Çünkü öğle namazından hemen sonra Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Çok güzel giyinmişti. Sarığı gümüş ve altın işlemeliydi. Gümüş ve altın işlemeli bir örtü de onu getiren katırın semeresine örtülmüştü. "Ey Allah'ın Resulü, teslim mi oluyorsun?" dedi. Melekler teslim olmadılar. Düşmanı kovalamaktan şimdi döndüm. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten Yüce Allah sana Beni Kurayza'ya karşı çıkmanı emrediyor. Ben şimdiden onların yanına gidiyorum. Belki onları korkutabilirim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza yerleşim bölgesine ulaşana kadar kimsenin ikindi namazı kılmamasını emretti. Sancak Ali radıyallahu anh'a verilmişti. Hendek'te Kureyş ve müttefiklerine karşı çıkan aynı 3000 kişi güneş daha batmadan tüm Kurayza kalelerini kuşatmıştı. Kuşatma 25 gece sürdü. 25 günün sonunda Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Lübabe ile görüşmek istedikleri haberini gönderdiler. Beni Nadır gibi onlar da uzun süreden beri Evs'in müttefikiydiler. Ebu Lübabe de bu ittifakı sağlayan önemli liderlerden biriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Beni Kurayzalılara gitmesini emretti. Ebu Lübabe oraya vardığında ağlayan çocuk ve kadınlarla karşılaştı. Bu onun hain düşmana karşı duyduğu kini yumuşattı. Adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim olup olmamaları konusundaki fikrini sorunca o evet dedi. Aynı zamanda elini boğazına dokundurarak teslimiyetten ölümü kastettiğini ima etti. Bu jest teslimiyet fikrine aykırıydı ve kuşatmanın daha da uzamasına sebep olabilirdi. Daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacını velayeti altındaki bir yetime vermesini teklif etmiş, kendisi de bunu reddetmişti. Zaten bu hareketinden dolayı büyük bir suçluluk duyuyordu. Bu jesti yaptıktan hemen sonra duyduğu suçluluk daha da arttı. Daha ayaklarımı yerinden oynatmamıştım ki Allah'ın Resulüne ihanet ettiğimin farkına vardım dedi. Ebu Lübabe'nin yüzünün rengi değişti ve şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Ka'b sana ne oldu diye sordu. Ebu Lübabe Allah'a ve Resulüne ihanet ettim dedi. Üst kattan aşağı indiğinde sakalını tuttu, gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. Geldiği kapıdan çıkıp kendisinden haber bekleyen diğer evslilerle karşılaşmaya dayanamayacağını hissetti. Bu nedenle kalenin arka kapısından çıkıp şehre doğru yola koyuldu. Doğruca mescide gitti. Kendisini mescidin direklerinden birine bağlayıp şöyle dedi. Allah yaptığım şeyi affedinceye kadar burada bağlı kalacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gelip haber getirmesini bekliyordu. Neler olduğunu duyunca şöyle dedi. Eğer bana gelseydi onu affetmesi için Allah'a dua ederdim. Fakat onun bu yaptığını gördükten sonra Allah ona merhamet edinceye kadar onu bırakamam. Ebu Lübabe 10 ya da 15 gün o direkte bağlı kaldı. Her namazdan önce veya gerektiğinde kızı gelip onu çözüyor ve namazını bitirdikten sonra tekrar aynı yere bağlıyordu. Bu durumdan duyduğu üzüntü kuşatmanın hala sürdüğü gecelerden birinde gördüğü bir rüya ile biraz hafifledi. Rüyasında kendisini yapışkan çamurdan bir bataklığa gömülmüş görüyordu. Neredeyse bataklığın saldığı pis kokudan ölmek üzereyken akan bir pınar görüyor ve pınarda yıkanıyor. Etrafındaki koku da güzelleşiyor. Ebu Lübabe radıyallahu anh uyandığında Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidip bu rüyanın ne anlama gelebileceğini sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ona vücudunun ruhunu temsil ettiğini, İlk önce ruhunu baskı altına alan kötü bir olay yaşayacağını fakat bundan sonra kurtulacağını söyledi. Ebu Lübabe direkte bağlı olduğu sürece bu kurtuluşun ümidiyle yaşadı. Beni Kurayza'ya gelince Ka'b onlara nasıl olsa hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna inandığına göre onun dinine girip mallarını ve hayatlarını kurtarmayı teklif etti. Fakat onlar ölümün bundan daha iyi olduğunu ve Tevrat'tan ve Musa'nın kanunlarından başka bir şey istemediklerini söylediler.
Bunun üzerine Ka'b onlara başka çözüm yolları önerdi. Fakat hepsi kabul edilmeyecek nitelikteydi. Kuşatmanın başından beri Beni Kurayzalıların kalelerinde kalmakta olan Beni Hedl'den, Kurayza'nın erkek kardeşi Hedl'in soyundan gelen üç genç adam Ka'b'ın öne sürdüğü ilk teklife taraftardılar. Gençliklerinde kendi aralarında yaşamaya gelen Suriyeli Yahudi İbni El-Heyeban'ı tanımışlardı. Şimdi onun beklenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili söylediklerini tekrarlıyorlardı. Onun vakti geldi. Ey Yahudiler, ona ilk ulaşan sizler olun. Çünkü o kendisine karşı çıkanları öldürmek, kadın ve çocuklarını esir almak üzere gönderilecek. Bu durumun sizi ondan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Fakat gençlere verilen tek cevap, biz Tevrat'tan vazgeçmeyiz oldu. Bunun üzerine üç genç o gece Kurayza kalelerinden kaçıp Müslüman kampına sığındılar. Müslüman olmak istediklerini söyleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Beni Kurayzalılardan ise sadece iki kişi onların yolundan gitti. Bunlardan biri Amr İbni Suda zaten başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan anlaşmayı bozmaya karşıydı ve resmen kendisinin buna karşı olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise eğer Müslüman olmayacaklarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haraç veya vergi ödeyebilecekleri fikrini ortaya attı. Ama onun bu teklifi kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum dedi. Buna karşılık Yahudiler Araplara haraç ödemektense ölmeyi yeğleyeceklerini söylediler. Bunun üzerine kaleden yalnız başına ayrıldı, kuşatma çemberini Müslüman olarak geçti ve o geceyi Medine'deki mescitte geçirdi. Fakat o geceden sonra bir daha onu gören olmadı. Bugüne kadar onun nereye gittiği ve nerede öldüğü öğrenilememiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında o inancı nedeniyle Allah'ın koruduğu bir adamdır derdi. Müslüman olan diğer adam ise Rifa'a İbni Semeyal idi. O gece Yahudi kalelerinden kaçmış, askerlerin arasından gizlice geçip Hazreç'in Beni Enneccar kolundan bir adamla evlenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teyzesi Selma binti Kays'ın yanına sığınmıştı. Rifa'a onun evinde Müslüman olmuştur. Ertesi gün Ebu Lübabe'nin uyarısına rağmen Beni Kureyzalılar kalelerinin kapılarını açtılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adaletine teslim oldular. Adamlar elleri arkalarına bağlı bir şekilde kendileri için kampın bir tarafında ayrılan yere doğru gittiler. Diğer tarafa da kadınları ve çocukları topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukları koruma görevini Beni Kaynuka'nın eski lideri olan Abdullah İbni Selam'a verdi. Silahlar, yiyecekler ve ev eşyaları kalelerden getirilip bir yere yığıldı. Şarap ve mayalanmış hurma suyu kavanozları teker teker açıldı ve boşaltıldı. Evs kabileleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu eski müttefiklerine de Hazreç'in müttefiki olan Kaynukalılara gösterdiği yumuşaklığı göstermesini rica eden bir haber gönderdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam, ey Evsliler, eğer onlar hakkındaki kararı sizden birine bırakırsam bu sizi tatmin eder mi dedi. Onlar da bu fikri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yaraları henüz iyileşmemiş olan ve mescitte bir çadırda tedavi gören liderleri Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'a gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu daha sık ziyaret edebilmek için mescide yerleştirmişti. Rudeyfe adındaki Eslemli bir kadın da Sa'd'ın yarasını tedavi ediyordu. Kabilesinden birkaç adam Sa'd'ın yanına gittiler. Onu bir katıra bindirip kampa götürdüler. Yolda ona, müttefiklerimize iyi davran. Çünkü Allah'ın Resulü onlara müsamahalı davranman için kararı sana bıraktı. Fakat Sa'd çok adaletli bir adamdı. Ömer radıyallahu anh gibi o da Bedir esirlerini öldürme taraftarıydı ve onların bu görüşü vahiy tarafından desteklenmişti. Bedir'de fidye karşılığı serbest bırakılanların çoğu Uhud'da ve Hendek'te geri gelip onlara karşı savaşmışlardı. Bu son savaşta ise istilaya gelenlerin asıl gücü sürgün edilen Beni Nadr'ın yardımlarından kaynaklanıyordu. Eğer onlar
sürgüne gönderilmek yerine öldürülmüş olsalardı, Kureyş ordusu yarıya iner ve Beni Kurayzalılar da anlaşmaya sadık kalırlardı. Bundan başka Sa'd radıyallahu anh kriz anında Beni Kureyza'ya gönderilen elçilerden biriydi ve onların Müslümanların yenileceğine inandıklarında nasıl ihanet ettiklerini gözleriyle görmüştü. Eğer onlar hakkında sert bir karar alırsa bütün Evsliler onu suçlayacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu anh bu tür düşüncelere zaten önem vermezdi. Yakında öleceğini hissettiği bu seferki kararında ise bu tür kaygılar ondan tamamen uzaktı. Kabilesinden adamların sözlerine kısaca şu karşılığı verdi: artık Sa'd'ın Allah katında hiçbir suçlunun suçuna önem vermeme zamanı gelmiştir. Sa'd güçlü yapılı, yakışıklı ve heybetli bir adamdı. O kampa geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkanınıza saygı için ayağa kalkın dedi. Onlar da ayağa kalktılar ve şöyle dediler: ey Amr'ın babası, Allah'ın Resulü seni müttefiklerimiz hakkında karar vermek üzere görevlendirdi. Sa'd radıyallahu anh, peki benim kararımın onlar üzerindeki son hüküm olacağına Allah'a yemin edip ona ahit verir misiniz dedi. Evet dediler. Sa'd Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir göz atıp adını anmaksızın bu buradaki herkes için mi geçerli dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. O halde dedi Sa'd, ben erkeklerin öldürülmesi, malların dağıtılması, kadın ve çocukların esir alınmasına hüküm veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, sen 7 kat yüksek semada Allah'ın verdiği hükmün aynısını verdin dedi. Kadınlar ve çocuklar şehre götürülüp yerleştirildiler. Erkekler ise kampta kaldılar ve geceyi Tevrat okuyup birbirlerine sabır ve dayanıklılık tavsiye ederek geçirdiler. Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazar yerinde dar fakat uzun ve derin hendekler açılmasını emretti. Toplam 700 kişi olan adamlar, bazı kaynaklara göre 700'den fazla, bazılarına göre ise daha az, küçük gruplar halinde gönderildiler. Her grup kendi mezarı olacak olan çukurun başına dizildi. Daha sonra Ali radıyallahu anh ve Zübeyir radıyallahu anh gibi ashabın gençleri hepsini birer kılıç darbesiyle öldürdüler. Huyay pazar yerine doğru gönderildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü ve ona şöyle dedi: sana karşı geldiğim için kendimi suçlamıyorum. Allah'ı terk eden aynı şekilde terk edilecektir. Daha sonra Yahudilere dönerek, Allah'ın emri yanlış olmaz. Bu Allah'ın kitabında İsrailoğullarına gönderdiği bir karar, bir hüküm ve katliamdır dedi. Çukurların yanına oturdu ve başı kesildi. Son öldürülenin başı bir meşale ile kesildi. Daha sonra Zabir İbni Bata adındaki yaşlı Yahudi hakkında karar verilemediği için kadın ve çocukların olduğu eve yerleştirildi. Ertesi sabah erkeklerin öldürüldüğü haberini alan kadınlar tüm şehri ağır sesleriyle ayağa kaldırdılar. Fakat yaşlı Zabir onları teskin etti ve şöyle dedi: sessiz olun. Siz dünya kuruldu kurulalı İsrailoğullarından esir alınan ilk kadınlar mısınız? Eğer erkekleriniz iyi olsaydı sizi bu durumdan kurtarırlardı. Siz kendinizi Yahudi dinine verin. Çünkü bu din üzere ölüp ahirette bu din üzere tekrar dirilmeliyiz. Zabir en azılı İslam düşmanlarından biriydi ve çoğu kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye o teşvik etmişti. Fakat iç savaşlar sırasında Sabit İbni Kays adındaki Hazreçli bir adamın hayatını kurtarmıştı. Sabit bu borcunu ödeme amacıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Zabir'in yaşamasına izin vermesini rica etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam o senin dedi. Fakat Sabit Zabir'e bu durumu anlatınca o karısız ve çocuksuz yaşlı bir adam hayatta ne yapar dedi. Bunun üzerine Sabit tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. O da ona Zabir'in karısını ve çocuklarını verdi. Fakat bu kez de Hicaz'da hiçbir varlığı olmayan bir aile neyle geçinir dedi. Sabit yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Zabir'in zırh ve silahları dışındaki bütün mallarını verdi. Fakat tüm arkadaşlarının öldürülmüş olması
Zabir'i meşgul eden bir düşünce haline geldi. Sabit'e, senden olan hakkıma dayanarak Allah adına senden beni de arkadaşlarımın yanına göndermeni istiyorum. Onlar gittikten sonra benim için hayatın bir anlamı yok dedi. İlk önceleri Sabit bunu kabul etmedi. Fakat onun çok ciddi olduğunu görünce onu da infaz yerine götürdü ve Zübeyir radıyallahu anh onun başını kesti. Karısı çocukları serbest bırakıldı ve malları Sabit'in velayeti altında onlara iade edildi. Diğer kadın ve çocuklar ise mallarla birlikte kuşatmada görev alan askerlere dağıtıldı. Bu esirlerin çoğunu Hayber'deki soydaşları Beni Nadir fidye verip kurtardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hisse olarak Reyhane adında Nadirli Zeyd'in kızı olan ve Kureyzalı biriyle evlenmiş olan bir Yahudi kadın düştü. Reyhane çok güzel bir kadındı ve 5 yıl sonra ölene dek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi olarak kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk önceleri onu Rifa'nın sığındığı teyzesi Selma'nın yanına yerleştirdi. Reyhane ilk önceleri İslam'a karşıydı. Fakat Rifa'a ve Beni Hedi'den Müslüman olan 3 genç ona İslam'ı anlattılar. Bundan kısa bir süre sonra 3 gençten biri olan Salebe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Reyhane'nin Müslüman olduğu haberini verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam çok sevindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitti ve onu serbest bırakıp evlenme teklif etti. Fakat Reyhane, ey Allah'ın Resulü, beni kendi himayende bırak. Bu benim için de senin için de daha kolay dedi.